Konserimize geçmeden önce Coşkun Güla hocamızın eğitim ve öğretim misyonunun Yılmaz savunucusu ve uygulayıcısı olan değerli öğrencilerinden Profesör Doktor Okan Murat Öztürk'ü duygu ve düşüncelerini almak üzere mikrofona davet ediyoruz alkışlarınızla. Efendim hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii ki çok özel bir gece, çok özel bir etkinlik. Ben 1984 yılında bu salonda Coşkun Hocam'ın yanında şurada bir yerde cura çalıyordum. Ve doğal olarak bu salon benim hafızamda bu bugüne kadar sürdürdüğüm müzik yolculuğumda çok çok özel bir yere sahip ve ben, izin verirseniz, tanıdığım o iki çok değerli insanın ve özellikle de Coşkun Hocam'ın e, hayatımın kazandığı yönde çok büyük etkisi olan o iki insana yazdığım bir mektupla huzurunuzda seslenmek istiyorum. Canım Coşkun Hocam, bir tanecik bir can ablam. Siz iki güzel insanı kaybedeli yıllar oldu. Bizler bugün burada sizlerin kıymetli hatırasını yad etmek adına toplanmış bir avuç öğrenci, dost, kardeş ve pervaneleriz. Sizleri unutmadığımızın ve asla unutmayacağımızın bir nişanesi olarak bugün hazırlayan, emek veren, iştirak eden tüm sevenlerinizle huzurunuzdayız. Gözlerimizde biriken nemi sizlerden ne kadar saklamaya çalışsak da seslerimizin titremesini işittiğinizden eminim. Elbette kalbimiz buruk ama sizleri anıyor olmanın haklı gururunda yaşıyoruz. Sizlere olan sonsuz sevgi, saygı ve özlemlerimizle. Kıymetli hocam bizler memleketin her geçen gün daha da ağırlaşan şartları altında sizlerle paylaştığımız ve inandığımız değerlerimizle ödünsüz bir şekilde yaşayabilmek için her zeminde mücadele ediyor, onurla ayakta dimdik durmaya çalışıyoruz. O yıllardan tanıdığımız çoğu arkadaşımızı şimdiki zamanlarda tanımak artık mümkün değil. Hayat değişti, insanlar değişti, zaman değişti, şartlar değişti. Hepimizi değişmeye mecbur eden tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Değişmeye direnen birkaç güzel insan her geçen gün yalnızlığın o eşsiz ama buruk tadını daha çok tadar oldu. Bazen düşünmeden edemiyorum belki de bugünleri görmemeniz sizler için daha hayırlı oldu diye. Biliyorum ki sizler de bizim şimdi olduğumuz gibi çok üzülecek, hüsrana ve hayal kırıklığına kapılacak ve daha çok hayıflanacaktınız. Güçlü iradelerinizin yaşananlara rıza göstermesi elbette mümkün olmayacaktı. İtiraz edecektiniz. Bu böyle olmaz diyecektiniz ve bizler yine birbirimize ve değerlerimize tutunacak ve birbirimizi teselli etmeye çabalayacaktık. Tıpkı şimdi yapmaya çalıştığımız gibi. Coşkun hocam, sizden aldığım ışıkla yıllardır ülkeme, kültürümüze, müziğimize, eğitim ve bilim dünyamıza hizmet etmeye çabalıyorum. Sanatçı oldum, hoca oldum, profesör oldum. Gencecik bir delikanlı olarak Gencecik bir delikanlı olarak yanınızdayken duyduğum heyecan, aldığım ilham ve feyiz benim uzun ve yorucu bir yolculuğa çıkmama sebep oldu. Ve geldiğim noktada sizi, ilkelerinizi ve başardıklarınızı çok daha derinden anlar ve yaşar oldum. İnanın aradan geçen yıllar içinde insan, toplum ve kültür adına hiçbir şey daha iyi olmadı. Bugün daha yoksul, ve daha yoksun durumdayız. İçinde yaşadığımız garip zamanların yabancıları olduk. Değerler tepetaklak edildi, duygular köreltildi. Halden anlamak türkülerde kaldı. Bilge ve vicdanlı insanların yeni orta çağ dedikleri karanlık zamanlarda yaşıyoruz. Menfaat ve fırsat perestlik tapınılan değerler haline getirildi. İnsanlar yükselmeyi birbirlerinin omuzlarına basmak başkalarını çiğnemek, hak hukuk tanımamak olarak anlar ve benimser oldu. Bizler öylece acı bir yağmalama ve talan etme manzarasına bakar vaziyette, hüzünle olanı biteni izler hale geldik. Kadir kıymet bilmek unutulan, tekmelenen erdemler arasına atıldı. Hani der ya türküde, meclislerden söz atanlar, gerçeğe hile katanlar, sonra beyliğe yetenler, ne bilir ilin kıymatın, kargaların gül dalına konduğu kargaların gül dalına konduğu hilekarların kifayetsiz muhterislerin her tür mevki ve makama getirildiği yiğidin merdin belli olmadığı vakitlere erdi günümüz. Sizlerin her anlamda onurlu, erdemlerle dolu, etik değerlerle donatılmış ve binbir emekle var edilmiş o göz alıcı dünyanız o kadar, o kadar uzaklarda kaldı ki hallerimiz yaman oldu kıymetli hocam. Oysa hatırlıyorum da bizler nasıl mutluyduk sizin var ettiğiniz o ütopya dünyasında. Çalışanın takdir edildiği, layık olanların övüldüğü, herkesin çalışmaya özendirildiği, nasıl benzersiz ve hayran olması bir dünyaydı o. Tek geçer ilke çalışmak ve çalışmaktı. Hak etmeydi, alın teriydi, sorumluluktu, iyilikti, yardımlaşmaydı, duygudaşlıktı, Kayırmacılık yoktu, iltimas yoktu, torpil yoktu, menfaat yoktu, sahtelik yoktu. Her şey gerçekti. Özlenesi, hayıflanası bir dünyaydı. Bizler öyle bir dünyada dürüstlük ve çalışkanlıkla, sorumlulukla başarıya ulaşacağımıza inanmıştık. Savunduğumuz kendimiz ve menfaatlerimiz değil, sanatımız, bilgimiz, inandığımız değerler ve erdemlerdi. Öyle bir dünyadan bugünlere gelince sudan çıkmış balıklara döndük sevgili hocam. Gözlerimiz o kadar çabuk dolar oldu ki boğazımız düğümlerle doldu. Kalplerimiz içimiz buruk. Bilmediğimiz ve asla ayak uydurmak istemeyeceğimiz günlere kaldık coşkun hocam. Hasılı bir can ablamızı da sizi de o günlerimizi de çok özlüyoruz. Hala en güzel, en sıcak, en anlatılmaya değer hikayelerimizin büyük kısmı o güzel zamanlara ait. Yitirdiğimiz şeyler sadece hayatlar olmadı. Doğrularımızı, iyilerimizi, güzellerimizi kaybettik. Çirkinlikler içinde, yamukluklar ve yanlışlar içinde, kötülükler içinde hep iyi, doğru ve güzel kalmaya çalışarak yaşamaya çalışıyoruz hocam. Kıymetli Coşkun hocam ve Bircan ablam, bilmenizi isterim ki her şeye rağmen bizler bozulmadık, yıkılmadık, değişmedik. Hala diri, hala üretken ve hala dost doğru insanlarız. Mayalarımız ne kadar gam ile yorulmuş olsa da azmimizde ve onurlu hayata verdiğimiz değerde hiçbir kayıp olmadı. Gerilemedik, diz çökmedik, yenilmedik. İkinize de ne kadar çok sevdiğimizi, özlediğimizi ifade etmeye kelimeler yetmiyor. Rahat uyuyun. Siz iki güzel ve tertemiz insan olarak o güzel atlara binip gittiniz. Hepimiz eminiz ki şimdi bulunduğunuz yerleri de ışıklarla doldurdunuz ve cennete çevirdiniz. Sizler bu dünyaya o güzel dershanenin ışık saçan pencerelerinden baktınız. İkinizin de aziz hatıraları önünde saygıyla, hürmetle eğiliyorum. Hasretle, minnetle